Oradaki şeye gitmiş. Şeyi gösteriyor bir yerde. Deneme. İlk batı denemeleri. Daha önce yani yok mudur? Batı denemesi değil de. Batı tempolarında. Tempolarını şey yapma. Ki bizde büyük usulü ön ritimler çok kuvvetli ritimler vardır ama terönümü bu şekilde benim gördüğüm ilk eserdir. Tipik kadril, oradaki dansı bir 18. 17'de başlar tam şeyi. 17-18. Asır dansını, ritmini almış, şeye koymuş. Terönüme koymuş. Elimizde kaç bestesi var? Valla 8-9 tane var bende saz eseri. Ama hatırlamıyorum. Başka güfteli eseri var mı hatırlamıyorum. Ama bunu haftaya yapmak için tamamını okuyalım. Güzel bir parça yani şey. Efendim? Güzel bir parça. Harika bir parça. Evet. Çok modern bir şey. Ama şimdi ne kadar hangi kısmı Dede Efendi'nin hangi kısmı şeyin Raif Efendi'nin bilmiyoruz ama benim kanaatim o terennüm Raif Efendi'nindir. Bizdeki alışılmış terennümün dışındadır o. Yani haftaya bir şey yaparız. Bir de şunu söyleyeyim sevgili seyirciler. Dikkat ettiğinizde parça ağır başladı, sonra hızlandı. Evet. Terennümden sonra hızlandı. Biz ona murassa denir müzikte. Hı. Yani sebare, iki misli çalınmasıdır. Tempo'nun yani bura... Yani iki misli çalınmasıdır. Hatta tam iki misli de çalmadık. Başta biraz hızlı girdik. Yoksa nefes nefese kalırdın. Bir şey sebare. Sormak istiyorum. Hı? Bu tango bize ne zaman gelmiş? Yani tango modası. Tango modası Türkiye'de tam çıkması, tangonun tam yani mod olarak yerleşmesi İttihat Terakki dönemidir. Yani 1900'lerin, 1910'lar. 98 sonrası. Şimdi üzerinde bizde pek durulmadı. Ben bir yerde işittim bunu şimdiye kadar. O da geçenlerde birkaç gün önce. Hep düşünürdüm. Arşivde falan çalışırken bazı belgeler var. Bu müzikle ilgili. TRT'de dün veya evvelki gün radyosunda tezahürat açtığım bir program vardı. Şeyin eski bir kaydı. Udi neydi? Nevres. Söz dil saz semaisini Sedat Özsoprak'ta kimdi? Udi. Unuttum şimdi hatırlıyorum ismini. İyi mi isim? Leyla'yı falan bestelemiştir. Gençlik şeylerini anlatırken diyor ki İttihat Terakki geldi. Müzik anlayışı çok değişti Türkiye'de diyor. Avrupa'yı müzikler. Hayır Avrupa'yı değil. Nasıl anlatayım? Çok zor onu şey olarak. Şimdi müzik diliyle anlatmak istemiyorum. Formlar değişmiştir. Uzun formlar gelmiştir ve ifade müziği falan gelmiştir. Bu demin gördüğümüz örnekte olduğu gibi harmanlama güdüsü var mı? Yani hem batıdan al hem doğudan al. Yok şimdi bunu batıdan almış diye düşünmeyin. Ama yani form sonuçta tempo ritim denemesi yapıyor. Ritim denemesi yapıyor. Batıdan almıyor. Ritim denemesi ama tabii ki batıyla şey yapılan çok vardır. Yani birçok parçamız vardır. O yıllarda batıdan direkt alınmış nota tek sesli ana melodi yazılıp üstüne imza atılmıştır. Ve maalesef çok ünlü isimlerde vardır böyle. Hırsızlık. Aslında hırsızlık maalesef. Fahri Kopuz unuttuğum isim sevgili seyirciler. Vardır ya hani mi fa la la so so fa fa mi mi re mi re do si do re mi semaisi. Suzil o. Fahri Kopuz'un röportajıydı. İttihat Terakki geldi meşrutiyetten sonra diyor Hürriyet zamanında müzik değişti diyor. Onu aslında bir gün konuşmak lazım. Çok hem değişik gruplar çıkar. Bir de arşivde zaptiye evrakında. İşte orada bir cemiyet kuruldu. Şurada şunu yapıyorlar. Burada bunu yapıyorlar. Hala Sultanahmet dönemindeki ihbar çalışıyor o zaman. Şey oluyor yanında. Abdülhamit döneminde zaptiye İttihat Terakki'den sonra emniyet oluyor. Emniyet evet. Umumiye oluyor. Bu şey var tabii birçok şey değişiyor. Yalnız şey değil. Yani İttihat Terakki meşrutiyetin ilanı yani hayat tarzını da değiştiriyor. Yani birçok şeyde. Yani o kadınların mesela bir gün onu da konuşalım. Çünkü bu özellikle 1908 dönemi sonrası kadınların rolünden bahsedecek olursak hiçbir rolü yoktu maalesef. Şimdi herkes gene kızacak. Hiçbir rolü yoktu hanımların. Peki eğlence kabiliğinden şeyler yapmışlardı. Yoktur efendim. Fatma Aliye yere göğe koyamıyorlar. Paraya resme basıyorlar. Allah aşkına. Cevdet Paşa'nın kızı olması dışında nesi var? Bir tane sulu gözlü bir romanı vaktiyle okunmuş evlerde. Sulu gözlü bir romanı. Hiçbir şey yoktur. Peki sizce şu önemli değil mi? Biliyorsunuz o dönem birçok dergi çıkıyor, gazete çıkıyor. Evet. Ve o dergilerde mesela kadın haklarından, kadın hareketlerinden, Avrupa olup bitenlerden, Halide Edip'in hikayelerinin yayınlanmasından tutun. Birçok kadın
orada bir sesini duyurmaya başlıyor. Sizce bu önemli değil mi? Nerede sesini duyuruyor? Dergilerde mesela. O kadar çok kadın dergisi var ki o dönem. Tirajları ne? Yani ne fark eder? Dergilerin olması sizce önemli değil mi? Eğlence, olmayan. Eğlence arıyorlar. Abi ya, eğlence olarak bakabilirsiniz ama toplumun içine de karışmak açısından bakarsanız son derece önemli. Efendim, hanımların toplum içinde tam olarak ortaya çıkmaları, daha önce böyle bir örneği yoktur, Tanzimat'tan sonradır. İkinci meşrutiyetten sonra, Erol abi kızacak, meşrutiyetin ihyası diyor ki doğru. Yani yeni bir meşrutiyet ilan edilmiyor. Eski meşrutiyet, askıya alınmış olan anayasa tekrar işlevlik kazanıyor. Evet, ondan sonra daha çok çıkmışlardır ortaya ama bir fikir yoktur. Yani siz bakmayın, yok Kadın Eserleri Kütüphanesi, feminist hareket, Türk kadını şunu yaptı, bunu mu yaptı, kalkıp romanları okumuyor Allah aşkına. Udi romanıyla mı feminizm yapılacak ya? İki tane sulu gözlü romanla kadın hakkı yapılmaz. İlla da feminizm... Bakın bir şey unutmayın, o dönemde... Ya, diye yaftalayıp böyle kötülemenin anlamı... Siz dediniz. Hayır ama sonuç itibariyle feminizm illa da böyle kadınlar meclise girsin, İttihat ve Terakki'de kadınlar girsin. İlla o açıdan bakmamız gerekmiyor. Benim dediğim kadınların hayatın içinde daha aktif rol oynamaları. Ve bu sadece politik söylemler ya da işte belli dogmalara kafaya takmış kadınlardan geçmiyor. Sosyal hayattan da bahsediyoruz. Tarihe bakacaksak sosyal tarihe bakmamız lazım. Anlamadım, ne dediniz? Nasıl yani? Yani bu kadınlar ciddi iş mi yapmışlardır? Yani, Fatma Aliye falan. Size göre ciddi Fatma iş nedir? Fatma Aliye'yi okudunuz mu hiç? Hiç okumadım açıkçası. O zaman ondan sonra konuşmayalım madem. Hayır ama... Okuyun sonra konuşalım. Ben okudum. Abuk subuk sulu gözlü bir roman. Ben bir yazarın üzerinden konuşmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Siz o yazarı seversiniz, yani bazıları sevmez. Kadınlar meşrutiyetle birlikte arz endam ettiler diyor Pelin Hanım. Sadece onu da söylemiyorum ama. Yani dünyayı da takip etmeye başlıyorlar. Ben Halide Edip'in hayatını okurken ki o Elia Kazan'ın eşi çok güzel bir kitap yazmıştır onun evet. hayatına dair. O yeni şeyler de çıktı, dokümanlar da çıktı. Gerçekten de kadınların, Cahit Uçuk da mesela... Çok güzel şeyler yazılıyor. Çok şeyler. Evet uçuk ama yani o dönemde kadınların yaşadıkları bana göre çok ilham verici. Ve biliyorsunuz İstanbul'da olan partiler vesaire siz onları belki eğlence olarak küçümsüyorsunuz eğlence, değil mi? Bakın eğlence olarak küçümsemiyorum. Yani sadece eğlence, mühim bir şey yapmamışlar bakın, diyorsunuz. Hiç o konulardan bence ancak ilmi eserlerde bahsedilmesi gerekir. Özellikle... İstanbul'un işgali sırasındaki partiler tam bir rezalet ve işbirliğidir. Evet. Hiç kimse o konuda eğilmiyor. 5 yıl. Kardeşim sen bilmem ne paşasının kerimesi, haremi bilmem nesisin. Kızısın, yeğeni, karısısın, şusun busun. İşgal subaylarının senin evinde ne işi var? Senin memleketin işgale gelmiş bu adamlar. Yani ama, birisi inşallah bugüne kadar yapılmadı. İşgal dönemi İstanbul'un özellikle sosyal açıdan ele alınması gerekir. Tam bir rezalet. Müteahhit döneminde konuşalım. Aksaray tarafları falan değil. Hayır. Şey ama Boğaz, Beyoğlu tam bir rezalettir. Basında hiç bilgi yok. Sanki evet. Şehir işgal edilmemiş gibi. Yani İstanbul işgal ediliyor. Sansür var. Şimdi zaten sansür şöyle. Var. Ya bomboş çıkıyor ya 3-4 satır kesilmiştir diyor. Ve şey şu. Şehrin işgaline ait ara sıra bir iki beyanla şey var. Genelge var. Tebliğ var. Onların dışında işgalle ilgili bir şey yok. Yalnız çok acı olan şey şu. Gazetelerde o dönemki. Hep... İşte yakında sulh anlaşması yapılacak, yakında anlaşma yapılacak, anlaşma yapılacak. En son bir yapılıyor anlaşma, Sevr yapılıyor. O zaman tabii iş alt üst oluyor. Yani çok büyük ümit bağlamışlar. Mağluplar acıyınız filan diye basın. Ama işgalle ilgili yani doğrusu hiçbir şey yok. Fazla hatırat da yok. Yani çok yok yani piyasaya çıkmış. Böyle geçenlerde... Erhan, arşivde binlerce belge var. Arşivde var. Binlerce belge. Yani hatırattan işgal yazılmaz. Onlar bir yan... Destek bir şey olur. Ama Osmanlı arşivinde binlerce belge var. Özellikle harici evrakında. Çünkü tabii. işgal kuvvetlerinin muhatabı dışişleri. Oraya yazıyorlar. Onlar içişlerine, polise bilmem neye gönderiyorlar. Dolayısıyla dışişlerinin... Onları bir ara ben merak ettim. Biliyorsun. Okudum. Çok utanç verici belgeler var. İçerisinde. Şey ama genelde asayişte. Yani şey bu sizin dediğiniz bu ev partilerini pek aydınlatacak şeyler değil. Yani genelde ne oluyor? İngiliz sub askerleri mesela ben de gördüm onları. Arabadan indiriyorlar, arabacının arabasına el koyuyorlar. İşte itelen askerleri bilmem ne yapıyor filan ve şikayetler oluyor. Bu sefer Emniyet Umumiye'de
tahriratta vesairede çok evrak var ama yani şey değil, evet. Mesela bu sizin dediğiniz, mesela o daha önce Bennett'ı anlatmıştınız. Yıllar sonra, yani yıllar sonra gelip buradaki bir kadını bulduğunda nasıl şey yaptığını vesairesini. Dediğiniz gibi aslında rezalet yani o mütareke döneminde. 5 sene. Pierre Loti'ye bile bakacak olursanız neler olur. Anadolu'da... Efendim, Pierre Loti meselesini hiç açmayın. Rütük yönetmeliği Pierre Loti'nin ciddi ve gerçek şekilde konuşulmasını engeller. Nasıl? Aziade kimdi? İdealleştirdiği bir... Aziade Hanım gibi. Mıydı? Bonjour. Yani bir insanın cinsel seçimi niye Rütü'yü ilgilendiriyor? Ha, anlamıyor. Cinsel gerçekten... seçimi Rütü'yü ilgilendirmez. Ha, neden böyle bir şey var burada, sorun var onu anlamadım. Efendim şimdi Pierre Loti'den başlayacaksak, Pierre Loti'nin buradaki bazı ilişkileri anlatılır. Ondan sonra Paris'e gidilir. Paris'te o şark evet. tipi döşediği ev, oradaki fotoğraf koleksiyonu, Aziade... Ama o ev nasıl güzeldir. Siz oradaki nasıl? Fotoğrafları gördünüz mü? Gördüm. Özel albümleri gördünüz mü? Yani ben onları da gördüm. Bazı özel albümleri görmedim ben onları tabii da gördüm. Ki. Onun için yani özel hayatı tabii Rütü'yü etkilemez. İlgilendirmez. Ama burada konuşamayız diyorsunuz. Ama detaylı rahat, konuşursak rahat biraz ayıp olur ama hiç öyle şey gibi falan değildir. O anlatıldığı gibi falan değildir. E bir de siz de bilirsiniz gayet iyi. Pierre Loti çok Fransa'da, önemli bir yazar değil. Çok önemli bir yazar değil de Fransa'da bizde göklere çıkarılmıştır. Yani Fransa'da vasat bir yazardır. Odur şeyse. Ama yine bak, dönemi... Nereden nereye geldik? Şeyi de Nervaller, ya, yasaklanan hepsi... kitabı falan da var Osmanlı döneminde. Aleyhimize bazı şeyleri var. Öyle bir şey yayınlamıştık tam hatırlamıyorum. Yani bir kitabı yasaklanıyor herhalde Osmanlı döneminde de öyle bir şey var. Evet ama yani bir gün rica ediyorum özellikle mütareke dönemini konuşabilirsek bence o dönem çok iyi olur. Çok heyecan verici. Ben mütareke dönemindeki işte benim gençlik delikanlı yıllarımdaki yaşlı bazı hanımefendiler mütareke döneminin genç kızlarıymış. Evet. Yani Allah göstermesin derler. Evet. O Senegalli Fransız ordusundaki Senegalli askerlerin rezaletleri. Hintlilerin serserilikleri. Yani İstanbul yani... Bir tek İtalyanları biraz övüyorlar. Gibi. Evet. İtalyanlar... Onlar her gün asılınmış ama evet. Pek şey yapmazlar. Şey de var. Çok jantiymiş aralarında. Kıbrıs'tan getirilen Rumlar var. Evet. Mesela onu özellikle belgelerde geçiyor. Kıbrıslı Rumlar diyor işte şu olayı yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. İngiliz komutanlığına şikayet ediliyor. Ve tabii 5 yıl, yani biz onu unutuyoruz. 5 yıl bu ülkenin başkenti ya, işgal etmez. Şey değil. Yani i̇şgal dünyanın edin. En büyük imparatorluklarından biridir Osmanlı evet. İmparatorluğu. Payitahtı, başkenti yıllarca işgal altında kalıyor. Ve işin en acısı dediğimiz... Resmen 3 küsur, fiili başlangıcı olarak 5 yıl. Hiçbir şey yapılmadı bu konuda doğru dürüst. Bir iki... Sömürge olsun olmasın tartışmaları ya da evet. İngilizler onlar da çok neler düşünseniz oldu? De ne bölünmeler var tabii orada. Tabii ki işgal ciddi yazılacaksa İngiliz arşivlerinde çalışmak gerekiyor. Bir de sadece burayla olmaz. Ve Fransız. Tabii. Şey var oralarda. Tabii yani aslında mesela 16 Mart 1920 resmi işgaldir ama 13 Kasım 1918'de işgal adamlar gelip burnumuzun yani dibine iki yıl toplarını önce, koyarlar. Hayır karaya da çıkmışlar birçok yer işgal etmişler. Yani 16 tabii, Mart'taki tabii. Artık aslında işgal 18'de başlıyor. Yani 18'den 23'e tabii, kadar. Tabii tabii. Hatta çekilmeler tam 24'ü buluyor mu? Yani yok. Hemen de çekilmiyor. Altekin'den yani. Sonra giderler. Yani şey kalır. Bir kısım parça parça çekilir. Paça paça ama Altekin'den sonra resmen bitmiştir. Tabii, en acısı dediğiniz gibi. Yani Anadolu'da Kuvayi Milliye vatanı kurtarmak için yokluk içinde şey yaparken evet, burada birçok zengin evinde işgal kuvvetlerinin askerleriyle, subaylarıyla eğlenceler yapılıyor. Yani bu tam bir rezillik yani şey yani değil. Dünyada çok örneği var. Vichy. Yani hep bu söylenir. Hmm. Böyle Fransızlar yüzlerce film yapmışlardır. Vichy evet yani Vichy'ye karşı ya da işte oradaki Alman işgaline karşı nasıl direndiler yeraltı grupları falan. Ya da yani mesela İtalyanların Mussolini ilk çıktığı zaman ben bu hafta bir kitap okudum çok enteresan. Düşünün ki Marinetti, D'Annunzio, Gabriel D'Annunzio gibi böyle İtalyan entelektüel hayatının en önemli adamları ilk geldiğinde Mussolini şak şakçısı gibi böyle ayyuka şey çıkarmışlar, evet. Göklere çıkarmışlar. Ya güç karşısında eğilen her zaman olur. Yani bu. Ama işgal dönemi rezalet bir şeydir ve o hele o partiler bende
Pek çok fotoğraf da var o partilerde. Ya bana parti isterseniz çok. Parti fotoğrafları. Var canım, olacak şey değil. Olacak şey değil diyorlar. Davetlerde partilerde çekilen fotoğraflar. Şeyi. İşte Beyza Hanım var. Bilmem neler. Neyse, hakikaten onu başka bir gün konuşalım. E şey de oluyor tabii. Yani, o İttihat Terakki'den nereye geldik? Pierre Loti'ye şeye. O, onun şey İttihat Terakki'ye de bağlayalım. O mütareke dönemi, yani İstanbul'un işgal dönemi aynı zamanda İttihat Terakki'den bir Öcalma dönemidir. Yani İttihat Terakki zamanında dışlanan Hürriyet-i İtilaf taraftarları ve diğer muhalif gruplar da tam tersine, yani bir cadavu başlıyor dönemde. Yani artık nerede İttihatçı var yargılanıyor, suçlanıyor. Ve işin en kötüsü de şu, işin en kötüsü şu. Bugünkü Ermeni tezlerinin dayanağı olan belgeler o dönemde İttihat Terakki'ye karşı çıkanların ortaya attığı tezlerdir. Mevlanzade gibi gazetesinde. Yani şimdi mesela bak, mesaj geliyor seyircilerimizden. Tolga Bey, Sayın Tolga Ersözlü, o kitabı tabii ki biliyorum. O kitaptan işgali öğrenemezsiniz. 2-3 gecede yazılacak bir kitaptır o. Arşive girmeden ve İngiliz arşivlerinde çalışmadan işgal yazamazsınız. Hadi İngiliz arşivini bırakalım. Bizim Osmanlı arşivlerinde binlerce vesika var. Tez yapılıyor bizde şu anda. Osmanlı arşivlerinde yapılıyor. Yani. İyi, 80 sene sonra, 85 sene sonra çok şükür. Yani ama o kitabı tabii ki biliyorum. Fakat o işgali anlatan bir kitap değildir. Şey mi o? Çok vermiyorum. İşgal İstanbul'u falan. Vermiyorum yok. İşte ben, sen de vermiyorum. Yazar söylemiyorum yani. İşgal İstanbul diye bir iki kitap. Şeye benziyor senin dediğin. Piramitte öyle ünlü bir Arap başkenti demesi gibi. Çünkü isim vermeyeyim, tamam verme. Cevap hakkı dolmasın. Hayır, birkaç tane kitap var. İşte İşgal İstanbul'u anlatan bir kitap. Birkaç tane var, bir tane değil. Yani, bu arada bu kadar o dönemlerden şey bahsetmişken bugün bir tango yapalım artık. Tango çalacağım zaten. Mütareke dönemi tangosu mu yapalım? Bot giymediniz değil mi bugün? Yok bugün. Şimdi şu İttihat Terakki'ye bir dönelim. Tamam. Yani, evet efendim, İttihat Terakki tam iş başına gelişi nedir? Bab-ı Ali Baskın. Bab-ı Ali Baskın'dır. Ben bir şey soracağım orada. Hı? Bunların en çok bize mail de geldi, biraz önce konuştuk. Masonluk. Yani genel kanaat şudur. Sıkıldım bundan. Yani hep aynı şey. Yani gelen mesajların neredeyse yarısı iddiaçılar mason muydu? Mason da efendim, evet. Ama hepsi değil. Onu da vurguluyorum. Hepsi değil. Enver Paşa değildir. Ya şöyle. Cemal değildir. Ama çoğu masondur. Ama defalarca Talat Paşa mason. Sait Halim Paşa mason mudur? Mason. Sait Halim. İki sadrazam mason. Evet. Cavit Bey gibi maliye nazırı, maliye bakanı mason. Şey var. Mesela Orhan Koloğlu'nun İddiaçılar ve Masonlar kitabında işte bu. 1918'de 1500 mason var diyor Türkiye'de. Hı. Ama aynı dönemde Amerika'da 3 milyon mason var. Evet. Yani asıl masonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. İngiltere'de 415 bin, Türkiye'de 1500. Ve şunu söylüyor. Masonluğu belli bir dönem kullandılar. Daha sonra bir evcilleştirme yoluna gidildi. Yani localar kontrol altına alındı. Tabii canım, kendisi iş başına diyor. Geldikten sonra İttihat Terakki şey yapmıştır. Bu sonların sebebi şu. Masonlar Yahudi Siyonist komplostur. Abdülhamit'i devirdiler. Ülkeyi parçaladılar. Öyle bir şey, evet. Hareket etmek için söyleniyor Mason buydu diye. Ve burada tabii şunu söylemek lazım. Yani Talat Paşa Mason'du ama Talat Paşa çok büyük bir vatanseverdi. Yani Türk tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Yani hatalarıyla, sevaplarıyla. Onun Mason olması vatansever olmasını engellemez. Tabii biz bu lafı söyledik diye bize de Masonsunuz diye hemen laf şeyler gelir. Yahu geçen hafta bir mesaj geldi. Masanız üçgen diyor, siz Masonsunuz diyor. Kafaya bak. Şu arkalarda da semboller yani, gizli. Şimdi daha önce söyledim, tekrar edeyim. O dönemdeki bütün Abdülhamit muhalifleri, önde gelenlerin hepsi masondur. Sebebi mason felsefesine inanmaları falan filan değil. Allah bilir, o da bilmiyordu girerken. Bilmiyorlar zaten. Bilmiyorlar zaten. Bilmiyorlar yani. Şudur. Sultanahmet'in jurnalcilerinin giremediği tek yer Mason hocasıdır. Hepsi birbirini biliyor orada. Bu yüzden girmişlerdir. Başka sebep yoktur. Ha sonra benimsemişlerdir, tabii olabilir yıllar sonra. Ama giriş sebepleri rahat politika yapmak. Şunu unutmayalım. Mithat Paşa, birinci meşrutiyette anaseyi nerede yazdı biliyor musunuz? Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde. Çünkü dervişler dışında sema geceleri haricinde pek kimse olmuyor haremde şeyde. Yani sema edildiği vakit tabii dışarıdan muhibban, dostan, efendim ziyaretçiler geliyorlar. Ama onun için de pek şey yok. Rahat çalışmak için Osman Selahattin Efendiler, ki Abdülhamit tarafından sonra çok sıkı gözetim altına alınmıştır. Birinci meşrutiyetin o kanunu esasiyi sonra Abdülhamit'in değiştirip kendisine karşı, Mithat Paşa'ya karşı uyguladığı kanunu esasıyı Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde yazmıştır. Niçin? Ama rahat kalmak için. Ama
Onun metni uygulanmıyor mu? Dedim ya değişti mi Sultan Hamit diye. O da yazmıştır. Bunların locaya girmelerinin tek sebebi de budur. Şeyi de söyleyeyim. Şair Eşref'ten bir şey okumak istiyorum ben çok kısa. Avdetiler yani dönmeler ile hükümetimiz benzedi devleti Yahuda'ya. Bab-ı fetvayı da çiftlik edip verdiler en nihayet Musa'ya. Vezin gitti bakayım. Kim yazmış onu? Şair Eşref. Avdet-i İlahi ile hükümetimiz benzediği devleti Yahuda'ya Bab-ı fetvayı da çiftlik... Vezini bozuktum. Bu kimin kitabı? Orhan. Söylemeyelim ayıptır. Deminden beri bahsediyoruz orada. Vezin bozuk. Bir yerden alınmıştı. Verdiler ve nihayet bir yerden almış herhalde şey. Bizim bozuk. Şey var ama bu suçlama o dönemde de var. Dinsizlik ve masonlukla suçlanıyor iddiatçılar. Evet, yani. Hatta anlattık. Yani mesela mevlüt törenleri falan yaptırıyorlar. Biz dinsiz değiliz. Ya biz de Müslümanız İslam falan diye. İslam sonuçta mason. Yani öyle. Tabii İttihat-ı Terakki'nin bir özelliği de dönemin Şeyhülislam'ı Musa Kazım Efendi de mason. Ondan sonrakinde olduğu yani söylenir. Kimin? Onu bilmiyorum. Hayri Efendi'nin de olduğunu söylenir. Ürküp Hayri miydi? Evet. Hayri Efendi çünkü şey o cihat fetvasını veren. Hmm. Ama bilmiyorum onun tam şeyini. Şimdi efendim, bir seyircimiz soruyorlar. İttihat Terakki'yi iddiaçılığı sevmemiz için bir tek neden gösterebilir misiniz? Hasan Bey sormuş, Hasan Avcı. Sevmemiz için. Efendim ben size sevin demiyorum ki. Hiç kimseye demiyorum. Yani iddiaçıları sevin demek yani abuk çubuk bir şeydir. Yani niye sevin diyeyim? Şunu söylüyorum. İttihat Terakki yapmamız gereken şudur. İttihat-ı Terakki bu devletin bir resmi siyasi örgütüdür. Siyasi partisidir. Bunu unutmayalım. Yoksa sevin sevmeyin meselesi değil ki. İster sever ister sevmezsiniz. Yöneticilerinin bir kısmında devlet adamlarımız olmuştur. Mesela sorular geliyor. Hain miydiler? Niye hain olsun? Yani her başarısız insan hain midir? Ama o çok var bizde ya. O yani zaman 1. Murat hayatını kaybetti. 1. Murat hain. Şehit edildi. Böyle şey olur mu? Ve yani Merzifonlu. Viyana'yı kuşattı, beceremedi, döndü. Hatta Kanuni Süleyman bile kuşattı. Beceremedi, döndü. Evet. Hain mi? Hayır. İhtiyaçlar da değildir. Demek istediğim şu, hep aylardır konuştuğumuz. Bu ne bir gizli örgüt, efendim ne bir şer odağı ne bir şey. Devletin resmi bir siyasi partisi, iktidar partisi. Evet, iktidar partisi. Seversiniz, sevmezsiniz. O görüşte olursunuz, olmazsınız. O sizin, sizi ilgilendiren bir şey. Ben hiçbir zaman, sen dedin mi sevin iddiaçılığı, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama bugün dahi siyasi partilere öyle bakmıyor muyuz? Yani birisi şeytan, birisi ya da işte iblis, birisi şey oluyor, melek oluyor. Birisi Türkiye'yi geri götürmeye çalışıyor, birisi Türkiye'yi ileri götürmeye çalışıyor vesaire vesaire. Aynı bakış açısı bugün de var, dolayısıyla yani şaşırmıyoruz. Politik yanlış. Ama soru, güzel soru daha görüyorum. Mesela Yavuz Bey, Yavuz Uzmanoğlu. Bayanlara muhalif olmanız reyting kaygınızdan mı kaynaklanıyor? Hayır efendim, gerçeklerden kaynaklanıyor. Niye? Karakteriniz icabı mı? Gerçeklerden şekerim Allah aşkına. Sen de tarihçisin. Meşhur bak şunu bizim hanımlar hep unuturlar. Feministler ve bayan tarihçilerimiz. Bizde işte dergiler çıkmış. İşte kadının sesi, kadının cıvıltısı, bayanın bu sesi, şu bu bir sürü şey çıkmış. Gonca Gelincik her türlü çiçek ismi var. O yıllarda Hoda Şahrabi vardır şeyde. Mısır'da. Ya, Mısır'da. Hoda Şahrabi dünya çapında bir isimdir. Ve Orta Doğu feminizminin, kadın haklarının ve kadın kavramının tekrar gündeme gelmesini, doğmasını sağlayan kişidir. Öyle birisi bizde yok. Çünkü kadın profesyonel çalışıyor, ciddi. Bizimkiler ah hürriyet geldi, hadi bey de artık yok sokakta. Biz de şey yapalım, budur. Hayır ama yani Mary Wollstonecraft yani? Vesaire okumaları bile önemli. Halledim feminizm diye bir kaygısı sen gördün mü hiç? Halledim ciddi bir yazar. Yani kadın hakkı şeyi falan. Kadınları temsil ediyor. Evet ama sonuçta hem temsil ediyor hem de romanlarında tema olarak... Hep kadınları ön plana çıkartıyor. Yani Virginia Woolf biliyorsunuz. Virginia yani Woolf'la çok iyi bir... bizim Fatma Ali'nin ne alakası var? Oradan... Ben iyi ya da kötü yazar olarak demiyorum. Tema olarak Virginia Woolf çok iyi bir yazardı. Modernizm akımının en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Ama tematik olarak kadının rolü romanlarında, yani kadının romanlarındaki yeri, kadının bakış açısını kullanması, kadının... stream of consciousness denilen o bilinçin, bilinç akışının yazılması mesela Virginia Woolf'ta görürüz. Türklerde de buna tekabül eden mesela Halide Edip var. Kadının rolü romanlarında diye. Sonuçta illa da
siz feminizm kelimesini ve feminizm olgusunu sevmiyorsunuz. Çünkü bugün temsil ettiği ve bugün onu savunan birçok insana antipati duyduğunuz için bu bakış açısına yani sahipsiniz. Siz sosyal tarihe karşı mısınız? Yani feminizm sosyal tarihtir. Dom üstünde saksı aşımda. İttihat Terakki'den nereye geldi ya bu iş? Ama bir seyircinin yorumunu okuyorsunuz. Tabii bunun üzerine de konuşuyoruz. Efendim, o dönemdeki kadın dergilerini incelediniz mi? Üniversitede bakmıştım. Ne var içinde Allah aşkına? Yani tarihe geçecek de bak hiçbir şey yok. Dergi çıkmasa... İci bayan, gelincik, keklik bilmem. Ya ama bu bakış açısı çok tuhaf hayır, geliyor ama bana. Terakinde... Hayır ama yani hayır, bir dakika. Ne olması bakın, gerekiyor? Derin felsefi bir analiz mi olması gerekiyor? İddia Terakki'nin çıkardığı dergilerin isimlerini biliyor musunuz? Halde Edip'te de var. Halde Edip'te de var. Nasıl? Tüfek, süngü, silah. İddiatçıların çıkardığı dergilerden böyle. Evet. Top, süngü, silah. Yani kızlar yani güzel çıkarmışlar işte bebekleriyle, oğlanlar da toplarıyla oynuyor. Efendim, kadın hareketini madem şey yapıyorsunuz, lütfen şu Fatma Aliye'yi okuyun. Ya o yazar, ben şimdi bir yazarı... Hani paraya bastılar yahu kadını. Tamam. Adı bile duyulmamış. Ne kadar zor biliyorsunuz oradaki figürleri seçmek. Aslında yanlış yapıyorlar. Feminizm hareketini Hürrem Sultan'la başlatmak lazım Türkiye'de. Yani onun gücüne hiçbir erişemedi. Yani Hürrem Sultan'ın, Kösem Sultan'ın. Ama gücüne. Ona da tabii işte kadınlar saltanatı falan diye aşağılayarak bakıyor. Onu tarih erkekler çok. Aşağılıyor. İşte. O sonra da kadınlar saltanatı. Fakat iş laklaka döndü ha. Evet. İttihat Terakki gitme laklaka döndü. İsterseniz müzikle ortamı yumuşatıp ondan yok, sonra... Yok biraz İttihat Terakki konuşalım. Ondan sonra yağmur şey orada. Sürekli ben yağmurla göz göze geldiğim için. Kabahat benim değil. Yaprak hiç önemsiz dergileri büyük feminist hareket olarak gösteriyor yaprak. Büyük feminist hareket olarak demiyorum. Bu bir semboldür diyorum. Çünkü sonuç itibariyle bu insanlar daha önce bunu yapmadıysa bir nedeni vardır. O dönemde yapıyorsa bir nedeni vardır. Yani o dergiler... Siz şey biliyor musunuz? İttihat Terakki dönemi, ikinci meşrutiyet, pornografik edebiyatın da patladığı dönemdir. Tabii. Şeyde. Siz orada çıkan kadınlar için aşk mektuplarını okudunuz mu? Aşk mektubu örneklerini. Kahkahalarla gülersiniz. Ben o kitaplar ne kadar ciddiyse o yıllarda çıkan kadın dergileri de o kadar ciddi. Hayır, benim şeydir. Bizim buradaki sorunumuz şu. Benim derdim ciddi ya da ciddi benim olmaması sorunum ya da yok, çok nasıl şey zannediyorsunuz siz? Benim için daha doğrusu bu mevzuya pozitif bir şekilde bakmamın nedeni oluşumlarını ben olumlu görüyorum. Ama siz evet oluşum var ama içleri boş diyorsunuz. Boş, tıngır tıngır. Tıngır tıngır olması bile olmamasından daha önemli. Bir benim kıvılcım. Demek istediğim bu. Ha? Bir kıvılcım. Ayrıca genelleme de yapmayalım. Ben o dergilerden bazı nüshalar getirmek istiyorum. Uzun zaman oldu bakmayalı. Ama arasında çok enteresan şeyler de olduğunu hatırlıyorum. Ama biliyorsunuz. Hepsi böyle yemek tarifi, bilmem ne, saç, işte Briantin reklamı onlar falan. Onlar değil. Bir şeye, bir dergide çok gülmüştüm ben. İşte diyor, ideal kadına örnek. Bir Avrupalı prensesi vermişler. İttihat Terakki zamanında çıkıyor bu. Avrupalı prenses, Avrupa'da o kadar meşhur ki 70 küsur dostu var, sevgilisi var. Bizimki haberi yok ondan. Ah ne güzel kadın. İdeal kadın mı? İdeal kadın. Örnek diye. Sonra bu bir tanesi hanımlar alemi zannedersem tam emin değilim. Bu Sisi vardı ya meşhur şey kraliçe. Habsburg. Kraliçe Sisi'yi. Bir mutluluk timsali olarak götürüyor. Kadının hayatı sadece felaketle geçmiş. Çocuğu öldürmüş azor kadını bıçakladı. Takvim mücevherlerinde kalmışlar evet. Galiba bir yumurtalarında. Ya böyle şeyler vardır. Ama şey yani biliyorsunuz modern moda tarihçilik şu. Feminist hareketlere çalışacaksınız. İşçi hareketlerine çalışacaksınız. Feminist hareket nerede Türkiye'de? Türkiye'deki yumurta fiyatlarını hesaplayacaksınız. Aa, evet. Yani tarihçilik böyle ya, oluyor. Tamamen laklaka döndük. Evet İttihat Terakki'ye geliyoruz. Bab-ı Ali basıldı. Ne zaman? Dur, Babali'de baskından önce. Başka gelelim, saat 1 oldu. Hayır. Saat 1 olmuş. Şimdi İttihat Terakki. Babali baskından başlıyor. Tamam, geliyoruz. 1908'de meşrutiyeti ilan ettiriyor ama iktidara tam hakim olamıyor. Yani iktidara tam hakim olabilmesi Babali baskınından sonra. Balkan Savaşı devam ediyor. Ordu ikiye bölünmüş. İttihatçılar ve Halasker Zabitan diye, kurtarıcı subaylar diye. Ve Balkan Savaşı Türk tarihinin en büyük rezaletlerinden birisidir. Burada Babali baskınını görüyoruz. Evet. İşte bu dönemde artık Edirne gitmek üzere. Bunun üzerine iddiatçılar bir şey yapmak lüzumunu hissediyorlar. Ve Enver Paşa beyaz bir atın üzerine biniyor. Edirne gitmiş. Tam şeyde... Devam et evet. Bir dakika, baskından önce biraz bir Lütfen Hanım'ıydı. Evet. Enver Paşa, Talat Paşa
Bağbali'ye doğru gidiyorlar. Yani bugünkü İstanbul valiliğine doğru bağırışlar, bir taraftan nutuklar atılıyor. Kamil Paşa sadrazam, Nazım Paşa savunma bakanı içeri giriliyor. Kendilerine engel olmak isteyen yaveler öldürülüyor. O sırada Nazım Paşa dışarı çıkıp bağırıp çağırırken siz bana böyle mi söz verdiniz? Pek öyle dememiş. Küfretmiş biraz. Küfretmiş. Yani burada söyleyemez. Ulan bilmem neler böyle mi konuştuk demiş. Yakup Cemil çekiyor adamı dam diye vuruyor. Yakup Cemil çekiyor bu. Aslında bu İttihat Terakki bu aslında. Yani muhalif sesi silahla susturuyor. Tabii bundan sonra Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Yani 23 Ocak 1913'teki bu baskından sonra Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor ama İttihatçılar yine tam manasıyla şeye hakim değiller. Tabii bu da şunu gösteriyor. Ay Allah'ım ya, Abdurrahman Bey, Abdurrahman Başoğlu, Sayın Başoğlu. Ben buna zararsız falan demedim, zavallı dedim. Kime dedin zavallı? Birilerinden. Zavallı dedim. Yani zararsız falan demedim ki, zavallının ne zararı olacak? Kendi başlarına oyun oynuyorlar. O bahsettiğiniz kişiler. Tabii bu evet. Babali baskını aynı zamanda şudur. Silahla hükümeti değiştirmektir. Yani iş başında olan meşru bir hükümeti siz silahla değiştiriyorsunuz. Ama darbe de değil. Yani nasıl darbe değil? Hayır, darbe ama hayır, askeri darbe olarak. Çünkü içlerinde çok asker var ama askeri darbe diyemezsiniz buna. Ya yine vuranlar asker. Şimdi yani Babali baskını daha önce de oradaki muhafız alayı, muhafız birliği ayarlanmıştır. Komutanı başka yere göndermiştir. Bir sürü tedbir alınmıştır. Sizin şey. Yani gidip de atına binip adam hadi basıyor falan demiyor. Evet. O önceden yapılmış bir çalışma. Zaten şey de var. Şeydir. Bu görüntülerden halk hemen toplanmış ne oluyor diye. Şimdi, Türk milleti meraklıdır. Yani orada toplanıyorlar. Ya bugünkü İstanbul Valiliği. İstanbul Valiliği. Yani evet. Anayapı devam ediyor. Ve tabii Mahmut Şevket Paşa, orada şey tabii Kamil Paşa istifa ediyor. İşte istifasını sunarken sadrazam yani. Sadrazam yani, başbakanlığı bırakıyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa, yani iddiatçı değil ama İttihat Terakki'nin iddiatçıların arası iyi olduğu bir general, o getiriliyor. Tabii oradan bunun ikinci kademesi de Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesidir. Mahmut Şevket Paşa, tabii iddiatçılar, evet Mahmut Şevket Paşa'yı görüyoruz. İddiatçılar iktidara gelince tabii muhalifleri, özellikle Hürriyet İtilaf Fırkası'nı, partisini taraftarlarına karşı da bir sindirme operasyonuna giriliyor. Bunun üzerine Hürriyet İtilafçılar da aynı metodu kullanmaya karar veriyorlar. Yani bunlar onlar silahlı iş yapıyorlarsa biz de silahlı iş yaparız. Ve bunun üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer Osmanlı Genelkurmay, Seraskerlik binası. Mahmut Şevket Paşa oradan çıkıyor. Çembeltaş'a doğru yol alırken bir cenaze arabası yolunu kesiyor. Bunun üzerine Topal Tevfik ve yanındaki birkaç subay, yani iddiatçı muhalif olan subaylar da Mahmut Şevket Paşa'yı vuruyorlar. Yani fakat işin enteresanı şu, iddiatçıların yaptıkları eylemler, silahlı eylemler kendi lehine olurken Hürriyet itilafçıların yaptıkları eylemler de iddiatçıların lehine oluyor. Bundan sonra tamamıyla... Yani 11 Haziran 1913. 1913'te yani... O tarihten sonra, şimdi asıl konuyu ancak gelebildik, 2 saat sonra. O tarihten... O tarihten sonra İttihat Terakki devlete hakimdir. 1918'e kadar 5 yıl... 18'e 5 yıl boyunca... Hükümet. Devlete efendim hakimdir. İttihatçı hükümet. İttihatçı hükümettir. Eli sopalı hükümettir. Şimdi şu var. 1908 sonrası yani meşrutiyetin yeniden Meclis-i Meybusan'ın açılmasından sonra Türkiye'de tuhaf bir atmosfer var. Herkes gemi az iyi almış gidiyor. Serbestlik, hürriyet, şu bu şeyler. Ve çok böyle artık aşırı boyutlara geliyor. Ayrılıkçılar bir yanda, eski rejime hakaret edenler, şunlar bunlar, özgürlük tabii, hürriyet diyorlar o zaman bu şeye. Demokrasi falan değil de hürriyet. Ve artık fazla hürriyetperver bir hal olduktan sonra olunca İttihat Terakki 1900 şeyde bu Mahmut Şevket Paşa cinayetinden sonra ipleri ele aldıktan sonra öyle bir sopayı eline alıyor ki sultanı bir zamanı rahmet okutmuştur. Yani yüzlerce muhalif yazar gemiye bindi öyle Sinop'a gidiyor. Oraya, gidin oraya diyor. Bir seyircimiz göndermişler, şeyin çok güzel bir yazısı vardır. Refik Halid'in Efendiler Nereye diye savaştan sonra. Refik Halid bu yazıyı yazmakta haklı. Çünkü en büyük muhaliflerinden biri ve çok sıkıntı çekmiştir. Onun şey çok güzeldir. Minel Babil El Mihrab hatıraları. Çok zaten dinle inanıyorum.
en güzel dillerden şey, bir tanesi. Ama Türk şey çok güzel şimdi. Evet. Abdülhamit'e niye karşılar? Bu hürriyeti kısıtlıyor. Ya Abdülhamit zamanında hiç olmazsa yaşama hürriyeti var. İttihat Terakki zamanında o da yok. Yani hayatınızı kaybetme ihtimaliniz de var. Ve dediği gibi bütün Mahmut Şevket Paşa'yı öldürenlerin yanı sıra bütün muhalifleri tutuyorlar, sürüyorlar ve 18'e kadar iddiatçılığa karşı olan hiç kimsenin yaşam hakkı olmuyor. Yani tabii bu da şu da kolay bir hadise değil. Özgürlüklerin gelişmediği bir ülkede birdenbire hürriyeti verdiğiniz zaman bunun şey yapılması, benimsenmesi, kabullenilmesi kolay bir iş değil. Yani dediği gibi Murat Bey'in herkes her işi yapıyor. Ya şey güzel ama bazı şeyler yapılıyor mesela ilginç. Üfürükçülüğe karşı bir operasyon var o dönemde. Evet. Enteresan şeyler var. Yani, yani o kadar üfürükçülük diyorlar artık modern şey dönemdeyiz. Üfürükçülük yasaklanıyor. Şimdi şeyler çok güzel. Valiliklere yazı yazılmış. Sizin orada ne kadar üfürükçü, fal bakan var? Bir kısmı şöyle yazıyor. Bizde şu kadar üfürükçü vardır ama bunların yaptıkları İslam'a uygundur. Herhangi bir sakıncaları yoktur. Yani vilayetten gelen cevap. Bir kısmı tutukluyor. Şey yapıyor. Ya o kadar değişik konularda komik yorumlar var ki mesela 2. Wilhelm'in eşi harama gelince haremdeki kadınları anlatırken bir yazısında şey diyor. Üstlerine yakışmayan Avrupalı tarzı kıyafetleri giyerek çok sakil görünüyorlar ve sürekli madlen tarzı böyle kurabiye, batı kurabiyeleri yiyorlar diye. Mesela o da haremdeki kadınları aşağılıyor. Yani böyle Wilhelm şimdi alakası var falcıyla onun. O dönemde. Ya, o dönemde. Wilhelm'in karısı mı? Evet. Alt etmiş. Dünya kadar hediye verdiler. Gözüne dizine dursun. Aşırda var o hediye listesi. Elmas da bilmem ne boğazında şey olsun haram olsun. Sizin bizim dedelerimizin vergileriyle verildi onlar. Markör kadın. Şey. Şimdi efendim Büyük İttihat Terakki evet sopayı eline aldı. İktidara geldi 1913'te. 1913'te geldi. İmparator. 1918 ekibinin sonuna kadar Türkiye'nin tek hakim İttihat Terakki'dir. Birinci Dünya Savaşı, Tehcir hepsi o dönemde yaşamıştır. Şimdi müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra asıl İttihat Terakki dönemine gireceğiz. Onu kısa keselim aslında İttihat Terakki'yi. Çünkü bilinen bir şeydir. İttihatçılar ne yaptılar? Sonraki. Osmanlı Devleti'nden sonraki dönemde. Onu konuşalım. Çünkü başlarına ne geldi? İttihatçı şeflerin gurbet maceraları. Yani Enver, Talat Paşalar, Enver Paşalar bunlar Cemal ne yaptılar? Paşa. Bunları konuşalım. Evet, Cemal Paşalar ne yaptılar? Şimdi efendim, Müzeyyen Senar'ı dinleyeceğiz ama çoğumuzun bildiği Müzeyyen Senar değil mi? Siz de şaşıracaksınız herhalde bilmiyorum. Başka şaşıranlar da oldu tabii. Çok şaşıran, evet. Başka şaşıranlar da oldu, orada duruyor yaprakta. Efendim, Saadettin Kaynan bir Nihabet şarkısını söylüyor. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı. Şimdi çalıyorum müziği, lütfen şaşırmayın. Bu hakikaten Müzeyyen Senar'dır. Eski bir kayıt mı? 30 yılların, yakınların kaydıdır. Şunu söyleyeyim ben müziği çalmadan önce. Bugün birçok arkadaşımız Müzeyyen Hanım'ın tavrını taklit eder, özenir. İyi de 80 yaşındaki Müzeyyen Hanım'a özenmeyin. Yapabiliyorsanız bu Müzeyyen'i taklit edin. Ses pırıl pırıl bir ses ve nasıl bir yorum. Şimdi efendim dinliyoruz. Ondan sonra İttihat Terakki tartışmasına, sohbetine devam edeceğiz. Ama Müzeyyen Hanım'la İttihat Terakki'nin ne alakası var ben de çözemedim. Ama şimdi dinleyelim. Evet efendim, Müzeyyen Senar'ı dinledik. Hakikaten Müzeyyen Senar'dı. Bundan 60 küsur yıl öncesinde Müzeyyen Senar'ı buydu. Yani boşu boşuna insan isim yapmıyor. Nasıl? Gayet güzel. Yani. Ama bayağı değişik yani. Şu anki haliyle hiç. Çünkü Müzeyyen Hanım kaç yaşında şimdi Allah ömür versin. Yani sana bir şey söyleyeyim. Gençliğinde de yerinden okurdu, yaşında da yerinden. Bir yokta aşağıdan okuyor ama yerinden okuyor. Onun için... Saadettin Kaynağ'ın da Selimiye imamı olduğunu yeni öğrendim size. Müzisyen arkadaşlar biliyor, Selimiye değil. Ne istediniz? Sultan Selim Camii. Sultan Selim, pardon. Yavuz. Arasında ikisinin 400 kilometre falan var. Ama işte sonuçta